Dostlar selamünaleyküm. Baykar cephesinde bu ay iki önemli gelişme yaşandı ve hızlıca bu gelişmeleri konuşalım istedim. Bunların ikisi de gerçekten Türk ordusunun operasyonel kabiliyetini arttıracak gelişmeler. Öncelikle Türkiye'nin dike iniş kalkışlı İHA'sı Kalkan Diha 30. test uçuşunu yaptı. Özellikle Mavi Vatan'da Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katması beklenen bir gelişme bu. O yüzden onunla başlayalım. Ardından konumuz Baykar'ın geliştirdiği mini akıllı seyir füzesi Kemankeş 2. Kemankeş 2'nin test süreci başladı. Peki, bu füze bize ne katacak? Baykar neden bu işle ilgileniyor? Bugün bu tarz soruları cevaplayalım. Ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenerek de daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. İlk olarak konumuz kalkan diha olsun. Öncelikle hızlıca özelliklerine bir değinelim. Sonra neden önemli olduğunu konuşuruz. Kalkan dihanın maksimum hızı 80 knot. Maksimum irtifası 15.000 feet. 5 metre kanat açıklığı var. Uzunluğu ise 1.5 metre. 5 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Azami kalkış ağırlığı da 50 kilogram. Yani kanat açıklığı 5 metre deyince insan çok ağır bir platform bekliyor ama öyle değil. Toplamda 12 saat havada kalabiliyor. Ve 150 kilometre haberleşme menzili var. Bu yeni insansız hava aracının en önemli kullanımcılığı Kullanım alanı muhtemelen deniz kuvvetleri olacak. Zaten açıklamalarda o yönde. Ama muhtemelen kara kuvvetleri de sınır bölgelerinde bunu kullanacaktır. Üst bölgelerimizde şu an ABD üretimi mini insansız hava araçları kullanılıyor. Bunlar genelde elden atılan sistemler ve yeni geliştirdiğimiz Kalkan'a göre çok küçükler. Ama Kalkan'ın onların yerini kısmen de olsa alacağını söylemek mümkün. Zaten bu yeni dronun en önemli işlevi gözetleme ve istihbarat olacak. Sınır bölgelerinde de bu göreve her zaman ihtiyaç var. Haliyle dediğim gibi kara kuvvetleri tarafından da kullanılması şaşırtıcı olmayacaktır. Ama en önemli kullanım yeri elbette deniz kuvvetleri. Bu tarz platformlar son dönemde dünyada gittikçe popüler olmaya başladı. Çünkü bunlar dikey iniş kalkış yapabildikleri için özel bir piste ihtiyaç duymuyorlar. Sığabildikleri herhangi bir yerden kalkmaları mümkün. Deniz kuvvetlerimiz için de bu büyük avantaj olacak. Aklınıza muhtemelen şu soru gelmiştir. Bunun kullanılan küçük ticari dronlardan farkı ne? Sonuçta dikine iniş kalkış yapıyor, gidip bir yerlerden görüntü alıyor. Bütün işlevi bu. Ama kalkan onlardan oldukça farklı. Bunun sadece ilk kalkış ve geri iniş kısmı o ticarilere benziyor ama sonrası çok farklı. Dikine iniş kalkış yaparken elektrikli motorlarını kullanıyor. Sonra havada süzülürken pistonlu motordan güç alıyor. Bu sayede çok uzun süreler havada kalıp çok uzun menzillere gidebiliyor. Yani diğer bir deyişle kalkan drone gibi kalkıp uçak gibi uçuyor. Deniz kuvvetleri için önemi kısmına bir türlü gelemedik. Çünkü konuşulması gereken önemli detaylar var. Mesela kritik bütün sistemleri yerli olarak geliştirildi. Yani herhangi bir ambargoya maruz kalma ihtimali yok. Yine aynı şekilde ihracat kısıtlaması yaşama ihtimali de yok. Zaten dediğim gibi bu dikey iniş kalkışlı İHA'lar son dönemde gittikçe popülerliği artan sistemler ihracat konusunda kısıtlama yaşamayacak olması bu yönden önemli. Peki deniz kuvvetlerimiz için ne anlam ifade ediyor? Belki de esas soru bu. Şu an deniz platformlarımızda ağırlıklı olarak SH-60 Seahawk Hawk tipi deniz helikopterleri var. Bu helikopterler denizde arama kurtarma, keşif ve gözetleme işlerinde kullanılıyor. Tabi bununla da bitmiyor. Denizaltı harbi için de bu helikopterleri kullanıyoruz. Orman yangınları olduğunda da bu helikopterler görev alıyor. Yani biz bu helikopterleri gerçekten çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ama bunlardan elimizde yeterli sayıda yok. Gemi sayımız günden güne artıyor ama bu helikopterlerin sayısı artmıyor haliyle. Burada ciddi bir açık oluşuyor. Gün geçtikçe de bu açık büyüyecek. Yenisinin tedarik edilmesi gibi bir durum söz konusu değil şu an. Yerlisinin de çok uzun bir sürede geliştirileceğini biliyoruz. Haliyle o aradaki boşluk bu kalkan dihalarla doldurulacak diyebiliriz. Aynı zamanda elimizdeki Sea Hawk helikopterlerinin yükünü de alacaklar. Bu tarz helikopterler maliyetli sistemler. Onların daha az yorulması bile başlı başına ciddi bir avantaj. Yani kısaca özetlemek gerekirse kalkan diha özellikle Türk Deniz Kuvvetleri'nin yükünü ciddi oranda alacak. Aynı zamanda da çok ciddi bir ihracat potansiyeli var ekonomik ekonomiye de katkısı olacaktır. Bugün konuşacağımız ikinci sistem de Kemankeş 2. Kemankeş 2 bir mini akıllı seyir füzesi. Baykar bunu milli ve özgün olarak geliştirdi ve bu ay Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki test süreci başlatıldı. Keman Keşiki yaklaşık 1 saat havada kalabiliyor. Jet motoru olduğu için büyük bir hızla düşman hattının derinliklerindeki hedeflere saldırı yapabiliyor. Operasyon menzili 200 kilometrenin üzerinde. Optik güdüm sistemi yapay zeka desteğine sahip. Bu şekilde hedefini tanıyarak imha edebiliyor. Yine otopilot sisteminde de yapay zeka desteği var ve bu sayede otonom uçuş gerçekleştirebiliyor. Gece ve gündüz kartlarında kullanılabiliyor. Anti-jamming teknolojisi var ve bu sayede elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor. Bu mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu yani kemankeş bir Teknofest 2023'te sergilenmişti. Yine geçen yıl Haziran ayında ilk test satışını da yapmıştı. Ondan sonra da oldukça gelişti. Kemankeş 2'nin operasyonel irtifası 27.000 fit. 0,7 mak hızla dalış gerçekleştirebiliyor. Yani ses hızına yakın bir hızla. Bu önemli bir detay. 70 kilogram azami ağırlığı var ve faydalı yük kapasitesi de 20 kilogram. Kemankeş 2,5 metre uzunluğa, yarım metre yüksekliğe ve 1,4 metre kanat açıklığına sahip. Yani küçük bir mühimmat sayılmaz. Özelliklerine baktığınız zaman elbette işe yarayacağını şimdiden söylemek mümkün. Ama Baykar neden böyle bir sistem geliştirme ihtiyacı duydu? Yani zaten Türkiye'nin seyir füzesi çalışmaları var. Bu nereden çıktı sorusu aklınıza gelebilir. Seyir füzeleri çok büyük ve ağır füzeler. Bu yüzden savaş uçaklarından atılıyorlar. Mesela Türkiye'nin SOM seyir füzesi 600 kilo ağırlığa sahip. Baykar'ın geliştirdiği kemankeş ise 70 Etki anlamında elbette aynı etkiyi veremezler. Ama seyir füzelerinin bu kadar büyük olması elbette onları kullanacak platformları biraz kısıtlıyor. Mesela Bayraktar TB2'den SOM seyir füzesini fırlatamazsınız. Çünkü TB2'nin toplam yük kapasitesi zaten 150 kilo. Haliyle bunu Bayraktar TB2'den atma şansınız yok. İşte Kemankeş bu kısıtlılığı ortadan kaldırıyor. Bu tarz insansız hava araçları için küçük çaplı bir seyir füzesi ihtiyacı her zaman var. Ve bu boşluk Kemankeş'te doluyor. Bayraktar TB2 ve o boyutlardaki platformlar platformlar için bir diğer avantaj da menzili olacak. 200 kilometrenin üzerinde menzili var. Bayraktar TB2 gerçekten etkili mühimmatlara sahip ama bunların genel olarak menzilleri kısa. Menzillerinin kısa olması da günden güne daha büyük bir handikapa dönüşecek. Çünkü artık ülkelerin hava savunma sistemleri günden güne gelişiyor. Yani bir ülkenin hava sahasına girerek belli bir hedefe bomba bırakmak günden güne daha da zorlaşıyor. İşte Kemankeş 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu için Bayraktar TB2'nin bugüne kadar kullandığı mühimmatların aksine risk almadan atış yapma kabiliyeti sağlayacak. 200 kilometre atıyorum Suriye'deki bir operasyonda Türkiye'nin hava sahasından bile çıkmadan önemli hedeflerin imha edilebilmesi anlamına geliyor. Yine Kemal Keşik'in bir diğer avantajı da maliyeti olacak. Baykar fiyatının uygun olacağını açıkladı. Yani küçük boyutlarda da olsa uygun fiyatlı bir seyir füzesi kullanmak çok büyük avantaj sağlayacak. Seyir füzelerini biliyorsunuz radarların tespit etmekte en çok zorlandığı mühimmatlardan. Haliyle bir çatışma anında insan bunu kritik hedeflere karşı çokça kullanmak istiyor. Diyor. Ama maliyetleri çok yüksek olduğu için öyle kafanıza göre atamıyorsunuz. İşte kemankeş bu sıkıntıyı da ortadan kaldıracak. Gerektiğinde kritik bir hedefi imha etmek için aynı yere onlarcasını atma avantajı verecek. Bu da gerçekten çok büyük bir avantaj. Bir de kemankeş 2 insansız hava araçlarından kullanılabildiği gibi kara konuşlu olarak da kullanılabilir. Sonuçta test satışında gördünüz pikaptan fırlatıldı. Demek ki çok yüksek süratlerde fırlatılmasına ihtiyaç yok. Karadaki bir mancınık ya da arkasına eklenecek küçük bir roket sistemiyle karadan atılabilir hale gelebilir. Yapılır mı derseniz bilmiyorum ama yapılabilir mi derseniz evet yapılabilir. Yani kısaca özetlersek bu ay Baykar Türkiye'nin hizmetine sunacağı iki önemli sistemi daha ete kemiğe bürünmüş halde bizlere gösterdi. Bunların kıymetini ilk çatışma durumunda çok daha iyi anlayacağız. Bugün yapılan bu çalışmaları anlattığımızda abarttığımızı düşünenler oluyor. Ama dediğim gibi ilk çatışma halinde abartmadığımızı hatta belki de hak ettiği kadar bile anlatmadığımızı herkes anlayacaktır. Allah'a emanet olun.